Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle minik bir örneğini çıkartmış olduğum güzel bir örgü modeliyle geldim. İsterseniz bundan battaniye, isterseniz yelek, şal, hırka istediğiniz örgüde bu modeli kullanabilirsiniz. Örgümüz iki sıradan oluşuyor. Yapımı çok çok kolay. Gördüğünüz gibi farklı bir duruşu var. Hemen bu modelimizin yapımına geçmek istiyorum. Ben bebe yünü kullanıyorum. 2 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Ama siz elinize uygun tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek çok fazla sıkılaştırmadan biraz zincir çekiyorum. Bundan yelek, şal dediğim gibi örebilirsiniz. Örüp satabilirsiniz. örmesi de hem zevkli hem kolay. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha çektim. Sanırım yeterli bu kadar. Şimdi 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimin içine Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine tekrar ikili bir trabzan yapıyorum yine. Arada hiç zincir çekmeden bakın zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu kenarda. Şimdi burada 1-2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimin içine bir tane trabzan yapıyorum yine ikili trabzanlarımı bu arada hep ikili çekiyorum arkadaşlar bakın arada hiç zincir çekmemiştim bir trabzan yaptım şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum şuraya boşluğa trabzan yapmıştım şuraya boşluğa batarak zincirden sonra bu boşluğuma üç tane trabzan yapıyorum bakın bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Şimdi yine hiç zincir çekmeden 1 2 tane zincir atlıyorum yine 3. zincirimin içine trabzan yapıyorum. Tekrar hemen yanındaki zincirimin içine tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum bakın bu şekilde şimdi yine hiç arada zincir çekmeden iki zincir atlayıp üçüncü zincirime yine bir tane trabzan yapıyorum bir iki üç zincir boşluğa batıyorum bir iki ve 3. Yani 3 tane zincir çektikten sonra boşluğumun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine bir tane trabzan yaptım. Hemen yanındaki zincirimin içine bir trabzan daha. Yani 3 tane normal trabzan yapıyorum arkadaşlar zincir üzerine. Bakın bu şekilde. Şimdi yine hiç zincir çekmeden 2 zincir atlayıp 3. zincirime bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batarak yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bu boşluğumun içine yani trabzanın beline 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 2 zincir atlıyorum ve 3. zincirime yine trabzan yapıyorum hemen yanına trabzan yapıyorum hemen onun yanına yine bir trabzan yapıyorum Evet bu şekilde sıra sonuna geldim 1 2 3 tane zincir çekiyorum geriye döndüm 3 trabzanım vardı buraya değil ilk trabzanın tepesine değil ikinci trabzanın tepesine bir trabzan. Hemen onun yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bakın burada zincirim vardı. Bu boşluğa batıyorum. Zincir içine değil boşluğa batarak çekmiş olduğum iki zincirimi buraya sık iğneyle bağladım. Bir iki zincir çekiyorum yine. 3 tane trabzanım vardı. Birinci trabzanımın tepesine bir trabzan. Hemen onun yanındaki trabzanın tepesine yine bir trabzan. Hemen yine onun yanındaki trabzana. Yani 3 trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Hemen yine buraya bakın zincirle trabzanın arasındaki boşluğa batarak yine sık iğneyle zincirimi bağladım. 1, 2 zincir tekrar 3 trabzanımın tepesine de yine 3 tane trabzan yapıyorum her trabzan tepesine batarak 1 2 zincir hemen yine zincir ve trabzanın arasına yine batarak sık iğne ile zincirimi bağladım 1 2 zincir çekiyorum kenardayım arkadaşlar birinci trabzanımın tepesine yine batıyorum ikinci trabzanımın tepesine yine bir trabzan yapıyorum ve burada zincirim vardı ara boşluğa değil zincirimin içine batarak bakın zincir içine batarak üçüncü trabzanımı yaptım bir iki üç zincir geriye dönüyorum bakın iki sıradan oluştu zaten modelimiz birinci trabzanın Yuvaya değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum yine hemen onun üzerine batıyorum evet yine hiç zincir çekmeden araya bakın hiç zincir çekmiyorum buraya sık iğneyle alt sırada batmıştım arkadaşlar bu sık iğnenin içine şimdi batarak bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim şu iki trabzan arasına bakın şu boşluğa batarak yine 3 tane trabzan yapıyorum zincirden sonra bu boşluğun içine 3 tane bakın trabzan yaptım yine hiç zincir çekmeden bu üçlü trabzanlarımın tepesine batarak her trabzan tepesine yine birer tane trabzan yapıyorum yine hiç zincir çekmeden bu sık iğnemin içine batıyorum bir trabzan 1 2 3 zincir boşluğa batarak 1 2 zincirden sonra 3 tane trabzan yaptım hiç arada şimdi zincir çekmeden yine buraya bu şekilde bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar ve bu şekilde sıra sonuna geliyorum Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın iki trabzanın tepesine iki tane trabzan yaptım ve şimdi zincirimin içine batarak ara boşluğa değil bir trabzan yaparak sıramı tamamladım 1 2 3 zincir geriye dönüyorum birinci trabzanın tepesine değil ikinci trabzanın tepesine trabzan hemen sonraki trabzanın tepesine de bir trabzan ve kenardaki 3 tane trabzanımı yapmış oldum bir iki zincir çekiyorum zincir ve trabzan arasındaki boşluğa batarak sık iğne bir 2 zincir ve yine buraya ikinci sırada pardon birinci Evet alt sırada yapmış olduğum gibi her alt sırada uygulamış olduğumuz her trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir hemen yine buraya sık iğne ile bağlıyorum. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben de biraz modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar bakın modelimi biraz daha yükselttim şöyle bakın harika bir görünümü var yapımı da gördüğünüz gibi çok çok kolay örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ee, videoda takıldığınız yerde arkadaşlar videoyu geri sararak tekrar e, başa alarak tekrar izleyebilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın